Açelya Akkoyun'la Akla Takılanlar'a hoş geldiniz. Bugün Akla Takılanlar'da gribal enfeksiyon konusu tüm yönleri ve uzmanlarıyla ele alınıyor. Konuklarımız Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Çağrı Büke, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bağışıklama Teknik Danışma Grubu Üyesi Profesör Doktor Nur Baran Aksakal ve Psikiyatrist Doktor İbrahim Bilgen. Açelya Akkoyun moderatörlüğünde Akla Takılanlar başlıyor. Efendim, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Sizler de stüdyomuza hoş geldiniz. Kıymetli bilgilerinizle bugün stüdyomuzu aydınlatacaksınız efendim. Bugün uzun zamandır evet hepimizin paniklediği, tedbir almak için çareler aradığı Çin gribi salgınını ve diğer gribal enfeksiyonları konuşacağız. Ve bu konuda bilgileneceğiz, bilgilendireceğiz değerli hocalarımız sayesinde. Öncelikle izninizle Çağrı Hocam'a sormak istiyorum. Çağrı Hocam, son zamanlarda çok duyuyoruz korona virüsü. Aslında tam olarak koronavirüsü var mıydı daha önceden? Ya da buna insanlar biliyordu da şekil mi değiştirdi? Ve nedir diye sormak istiyorum size. Koronavirüsler aslında çok geniş bir grup. Biz her sene sonbahar ve kış aylarında soğuk algınlığı olgularının yaklaşık %10'uyla hatta %25'ine varan oranında koronavirüslere bağlı soğuk algınlığına yakalanırız ya da bu tür olguları görürüz. Dolayısıyla aslında yabancı olduğumuz virüsler değil. Ancak bu Aralık ayının son gününde ortaya çıkan Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan bu 2019 yeni koronavirüs tamamen yepyeni bir koronavirüs. Aynen aslında 2003 yılında gördüğümüz SARS koronavirüs gibi ve yine aynen 2013 yıllarında Suudi Arabistan'dan ortaya çıkan MERS koronavirüs gibi tamamen yepyeni bir koronavirüs. Ve bu soğuk algınlığına yol açan koronavirüslerden daha farklı seyir gösteren koronavirüsler. Nedir farkı? Bu söylediğim sonbahar ve kış aylarındaki soğuk algınlığı aslında tamamen bir üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde başlar. Ve 3-5 gün içerisinde olguların hemen hemen hepsi kendiliğinden iyileşir. Ama bu yeni koronavirüs bir üst solunum yolu enfeksiyonu etkeni değil. Tamamen alt solunum yollarına yerleşmekte ve çok hızlı akciğerlerde solunum güçlüğü ve halk dilinde zatüre, bizim de tıp dilinde pnömoni olarak adlandırdığımız tabloya yol açıyor ki bizim en çok korktuğumuz durum bu. Zaten normalde biz her sene gördüğümüz sonbahar kış aylarındaki koronavirüs üst solunum yolu enfeksiyonundan ölüm görmeyiz. Ama bu SARS'ta da gördük, MERS koronavirüste de gördük ve bu yeni koronavirüste de vakaların bir kısmında ölümle seyredebiliyor. Bunun nedeni? Akciğerlerde zatüre yapması, aynı zamanda bu virüs böbrekleri de etkiliyor. Böbrek yetmezliğine de yol açıyor. Sadece böbrekleri değil, aslında vücuttaki diğer organları da aynen bir çoklu organ yetmezliği tablosuna götürebiliyor. Sarıyor yani. Evet, değişik organları tutup organların yetersizliğine kan yoluyla dolaşıp yerleşebiliyor. Ve organların yetersizliği sonrasında sonucuna bağlı olarak da ölüme neden olabiliyor. Ama en büyük şeyimiz şu anda oldukça çok düşük ölüm oranıyla seyrediyor olması. Yani biz evet bu arada bütün dünya adına geçmiş olsun geçirenlere, ama bu anlamda bir nebze bizi rahatlatıyor. Evet, görünüyor ama ölüm oranına baktığınızda değil mi? Yani %2 ile %2.8 oranında seyrediyor ki biz mesela bu SARS koronavirüste 2002 yılında %10 oranında ölümle karşı karşıya kalmıştık. Hatta MERS koronavirüste bu oran %40'lara kadar yaklaşmıştı. Hasta olanda. Hatta size şunu söyleyeyim. Aslında her sene sonbahar ve kış aylarında gördüğümüz mevsimsel gripteki ölüm oranı bile %7 civarındadır. Farkındayız ya da farkında değiliz. Bu %2 ile %2.5 oranında seyrediyor. Bu biraz rahatlatıyor ama tabii yani yepyeni bir enfeksiyon hastalığı etken.
tek bir vakada görülmesi bile salgındır. Hı hı. Zaten sadece Çin'de değil ama %99'u Çin'de olmak üzere. Hı hı. Geri kalan yaklaşık 20'den fazla ülkeye de yayılmış vaziyette. Yayıldığı diğer ülkelerde de sadece 2 vakada ölüm oranı söz konusu. Hı hı. Diğerleri de zaten iyileşen olgular da var tabii. Yani hastalığa yakalanıp da iyileşenler de var. Bu korona sanırım dışındaki virüsün çember şeklinden aslında mi? Aslında taç. Taç değil mi? Korona taç anlamına geliyor ve üzerinde de dikensi bir takım protein yapıları var. Dolayısıyla koronavirüs şeklinden dolayı öyle geliyor. Evet. Yani şeye ait değil çünkü öyle de karıştırılıyor. Ülkeye mi ait, ülkelere mi ait? Virüsün kendiyle alakalı, görüntüsüyle alakalı. Evet. İşte zarflı bir virüs. Hı-hı. İçerisinde bir nükleokapsiti var, nükleik asiti var, RNA virüsü. Dışarısında dediğim gibi zarfı var ve bir takım protein yapıları var. Tutunmada rol oynayan antijenik bir takım özelliklere yol açabilen bir takım yapıları söz konusu. Daha sonra bulaşmasını ve diğer en sonunda korumasını da sizden öğrenmek istiyorum. Hı hı. Nur Hocama da hoş geldiniz diyorum. Hayır. Sonra da İbrahim Hocama bu işin korkusunu soracağım. İsterseniz önce korkusunu soralım sizle sonra halkı. Hocam korkuyoruz. Bir kere önce korkuyla mı size sorayım? Yani korkuyla mı bunu birleştirelim yoksa psikolojisiyle mi? Nasıl baş edeceğimizi mi soralım? Bir kere öncelikle zaten çok zor ki hayatın içerisinde olan zor bir süreç ama bizim ülkemizde de işte Elazığ'da vatandaşlarımızın yaşamış olduğu depremde o acılı günleri, diğer taraftan yine çok yakın zamanda ortaya çıkan işte çığ felaketi, oradaki şehitlerimiz, diğerlerimiz, bunların hepsi bizi tabii ki özellikle herkesin başı sağ olsun. Ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Amin. Herkese yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bunun dışında hayatın içerisinde gerçekten her zaman bunlar olacak. Biz hayatın içerisindeki bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Yalnız tabii ki tehlikeden uzak ve kaygıdan uzak bir hayat yaşıyor olmayı hedefliyor olmamız bence çok büyük bir problem. Çünkü kaygı bir mutluluk gibi, üzüntü gibi sürekli olan normal bir duygu. Ve bugün kaygısız olacak olsaydık karşıdan karşıya geçerken bize bir araba çarpardı ve hayatımızı yitirirdik. Dolayısıyla kaygı bizim hayatta olmamızı sağlayan önemli bir bulgudur. Çünkü insan zihni ve insan yapısı kaygılı ve tehlikeli görmüş olduğu her şeye karşı bir önlem almaya hazırlanır. Bu yüzden de önlem almak, elimizdekileri yapabiliyor olmak bizi hayatta tutabilen önemli bir etkendir. Bu yüzden bilmek de kaygı tabii ki. Yani bu bilmek yüzden de tabii ki. Bu yüzden de kaygı bizim için önemli bir hayatta kalma duygularından birisidir. Bu yüzden özellikle altını çizerek söylüyorum. Ben kaygının bir bozukluk olduğunu düşünmüyorum. Kaygı bir insani tamamen stratejilerinizle bozuluyor. Hmm. Yani elinizden gelebilenleri yaptıktan sonrasında yapamayacaklarınızı kabul etmeyi başaramadığınızda bozukluğa dönmeye başlıyor. Hmm. Yani ben şunu demek istiyorum. Demin içeride bunu konuştuk. Depremle ilgili olabilecek olan, yakın zamanda olan olay olduğu için de söylüyorum. Bu vazgeçilmez bir gerçek. Tabii ki deprem ortaya çıkacak. Ama deprem olarak elimizden gelebilen, ülke olarak, devlet olarak, hepimiz olarak yapabileceklerimizi yapabilmemiz ve bunu sağlam bir zemin içerisinde yapmamız, işte bugün bir Japon örneği olsun, yine Endonezya'da olabilen deprem, diğer olaylarda çok daha büyük depremler yaşandığında herhangi bir şekilde bina yıkımları olmuyor. Ama bizlerde bunlar çok daha hızlı bir şekilde olabiliyor. Bunlara önlemler gelse de yapılabiliyor. Yani aynısını hocamın da söylediği gibi koronavirüs için de aynı şey geçerli. Bir her zaman rastlanılabilen, işte bu çok güzel bir bilgi. Bana sorarsanız en doğru, en güzel bilgilerden bir tanesi, yapıcı olanlardan birisi. Herkes buraya atlıyor. Örneğin normal bir gribal enfeksiyon içerisindeki ölüm oranları %7 iken buradaki virüsten, koronavirüsten şu ana kadar ölebilen oran %2. Yani esasında buradaki şey daha sevindirici bir oran olarak gözüküyor. O kadar büyütüldüğü kadar büyük bir olay değil. Ama insanlar neyi algılıyor? Çünkü insanlar neyi algılıyorsa artık gerçekleri o oluyor. Depremle ev yıkılmasını bağdaştırmamız gibi tabii değil mi ki hocam? Yani bugün artık insanlar Çinli çekik gözlü birisi gördüğü zaman kaçmaya başlıyorlar. Yani veya öksüren birisi gördüğünde insanlar otomatikman alert, tehlikeli bir anda geziyorlar. Yani neyi algılıyorsak hayat için gerçeğimiz o olmaya başlıyor. Biz algıladığımız şey, bir tehlike olarak algıladığımız öksürüğü, bir çekik gözlü insanı, bir virüsü kelimelerle bile artık bize yayılmaya başlıyor. İşte hocam demin söyledi, çok güzel bir örnekti bence. Konuşurken şahit oldum. Birisinin arayıp da demiş ya hocam size de,
Telefondan acaba hocam şimdi konuştum Çinli birisiyle acaba bana bulaşır mı diye. Şimdi bakın rahatsızlık olan kısım buraya gelmeye başlıyor. Artık mantıksız ben neyin ne olabildiğiyle ilgili düşünmüyorum. Artık kaygı beni yönetmeye başlıyor. Ve hayattan ama halbuki şu var. Ben elimden gelebilenleri gerçekten yapmam gerekir. Ve şimdi ve burada onun dışında olanları da yapabilecek herhangi bir şeyim zaten yok. Ama insanlar kaygılanarak sanki kaygılandıkça başlarına gelebilecek olan felaketin başlarına gelmemesini sağlamaya çalışıyor gibi düşünüyorlar. Ne kadar çok kaygılanırsam sanki bu virüse yakalanma oranım daha az olacak. Ne kadar kaygılanırsam o kadar depremde yakınlarımı ya da kendi depremin başına gelme oranını daha az azaltacağım gibi insanoğlu kaygılanmayla düşünceleri, endişeyi, o yapıyı uzak tutmaya çalışıyor. Ama bu bataklıkta çırpınmaya benzer. Kaygıdan kurtulmaya çalışmak sonuç itibariyle kişinin daha çok kaygılanmasını ve artık şu dünyayı yaşayamamasına sebep olur. Halbuki şimdi burada önlemlerim neyse onları alırım. Alamadığım önlemlerin neticesinde olmamasını dilerim. Eğer olacak olursa da yapacak herhangi bir şey yokla birlikte o an yapmam gereken neyse hayat değerlerim yönünde o işe koyulmaya devam ediyor. Yani burada tabii ki sizin anlattıklarınızdan şunu çıkarabilir miyiz izninizle? Öncelikle durumu araştırıp bilmek kişisel olarak, daha sonra önlemlerini almak tabii abartmadan, devamlı olmaya yaşamadan. Bir enfeksiyon şeyinden, uzmanından çok daha fazla biliyor. Evet, evet. Yani biz kirli konuşuyor. Bilgiden değil, analitik doğru bilgiden bahsediyoruz. Doğru bilgiyi doğru yerden öğrenip daha sonra önlemlerini alıp sonra da başına geldiğinin senaryosunu kurmadan gelirse de artık orada bir çareye ve bu işi bilenlere teslim olmakla yol almayı daha doğru bir formül olarak sunuyorsunuz. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Korku ve kaygıyla baş etmek adına. Fazla bilmeyi de abartmamak lazım. Yani fazla bilmek de sizi bir şeyden korumuyor. Yani bakın burada da bir yanılsama oluyor. Bilmek ve kaygılanmak eşittir felaketin başına gelmesini engelliyor. Hayır, elbette ki bileceksin. Elbette ki elinden geleni yapacaksın. Ama şu var ki elimizden geleni ne kadar yaparsak yapalım bir gerçek var ki o gerçeğin ötesinde bir şey yapamıyoruz. Burada ne geliyor devreye? Belirsizlik geliyor. İnsanoğlunun bugün en büyük kaygı sebebi belirsizliğe intolerabilite, yani belirsizliğe tahammül edememesidir. Bugün kaygılı olan insanları ölümden bile beter eden şey esasında o belirsizliğe, bir belirsizliği belirli hale döndürme çabası ile hayatı bir zindan halinde geçirmeye başlar. Araf gibi böyle değil mi hocam? Böyle hepimiz, tam. Evet aynen hepimiz. Araf. Bu sabahki düşündüğüm kelime aynen buydu. Hepimiz bir araftayız. Araf. Evet. Yani çok ben de psikiyatristim ama böyle moralsiz konuşuyor olabilir ama hayır, özür diliyorum. Doğru olan bunlar. Evet, evet. Araf bence de güzel bir tespit oldu. Teşekkür ediyorum hocam. Nur hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Çok da önemli bir konuyla geldiniz. Halk sağlığımızla ilgili. Öncelikle İbrahim hocam çok güzel sağ olsun. Çağrı hocam da anlattı ama halk sağlığı olarak biz grip diyelim. Çatıyı öyle kuralım isterseniz. Öncelikle nasıl algılıyoruz, yani size geliyor özellikle ve neler yapmalıyız? Nasıl önlemler? Şimdi halk sağlığı aslında halk sağlığı uzmanları diye düşünürseniz ne yaptıkları çok da bilinmeyen bir grubuz. Yani insanlar halk sağlığı uzmanları ne yapıyor diye kendi üniversitemizde bile sorarlar. Biz ne yapıyoruz? Ne yapıyor sağlığı hocam? Koruyoruz. Koruyoruz. Ve geliştiriyoruz. Yani öncelikle sağlığı korumak tamam ama onun öncesinde riskli davranışları engellemek, gerekli olan bilgiyi kişilere sunmak, sonra bu bilgileri nasıl kullanacaklarını öğretmek, sağlık eğitimi, arkasından çevreyle ilgili, diğer alanlarla ilgili önlemler almak ve sağlığı korumak, yani hastalık ortaya çıkmadan önce bir şeyler yapmak, ardından hastalık ortaya çıktıysa erken tanı koyabilmek, taramalar veya bu tip durumlarda hızlı testler vesaireyle olaya müdahale edebilmek ve en sonunda artık hastalığı geçirdik, belli şeyleri yapamaz hale gelsek bile rehabilite etmek. Yani kişiyi yeniden bir şeyleri yapabilir, sosyal ortama katılabilir hale getirmek. Bizim çabamız bu. Ondan sonra tabii ki biz bunları yaparken tabii klinik alanlardaki hocalarımız, psikolojik alanlardaki, psikiyatrik alanlardaki hocalarımız da destekliyorlar. Yani ben öyle görüyorum şimdi, böyle amiral gemi gibi aslında. Şimdi halk sağlığı korumayla öncelikle gidiyor dediğimizde de bütün bu tip olaylarda aslında kişilerin hazırlıklı olması ve sağlık eğitimi gündeme geliyor.
Yani biz halk sağlığı açısından önemli hastalığı şöyle tanımlarız. Hı hı. Belki bir klinisyenimiz o kişiyi ne kadar hasta ediyor, ne kadar yatırıyor, ne kadar bireysel öldürüyor. Olarak. Bireysel olarak düşünür. Ama biz şöyle düşünürüz. Toplumun ne kadarını etkiliyor? Toplumun ne kadarını sakat bırakıyor? Aileyi. Toplumun tabii aileye ne kadar yük getiriyor? Veya ekonomik olarak bizi ne kadar zorlayacak? Hmm. Yani çünkü bizim paramız sınırlı. Acaba başka yerlere harcayabilir miyiz? Biz bunlarla daha çok ilgileniyoruz. Yani çok sık görüyorsak, çok hasta ediyorsa, çok sakat bırakıyorsa bizim öncelikli alanımıza giriyor. Böyle bakınca da bulaşıcı hastalıklar ve grip kaçınılmaz şekilde oluyor. Halk sağlığının işte çok kişi etkiliyor, öldürebiliyor, sakat bırakabiliyor, hepimizi ilgilendiriyor. Şimdi koruyucu kısmına tabii ki hocalarım çok güzel zaten söylediler. Yani koronavirüs yeni bir virüs, böyle bir şey yaratıyor. Birden insanları kaygılandırıyor haklı olarak. Ama galiba hazırlıklı olma aşamasında biz başımıza belli olaylar gelmeden ya da böyle bir olayla dikkatimiz çekilmeden bize verilen mesajları çok anlayamıyoruz. Ya da içselleştirmiyoruz. Mesela hocam yıllardır eminim söylüyor elinizi yıkayın evet. diyor. Yani el yıkama diyor. Dünyanın en önemli enfeksiyon önleyici önlemidir diyor. Ya da işte diyor ki ya birini hasta gördüğünüzde belli bir metre mesafenizi koruyun diyor. Çok girmeyin. Ya da siz hasta oldunuz ya da evinizde biri hasta oldu maske kullandırın. Maskeyi de şöyle kullanın diyor. Bunları hep söylüyor aslında. Tıp fakültesi öğrencilerine söylüyor, hastalarına söylüyor. Biz televizyona çıkıyoruz dönem dönem söylüyoruz, öğrencilerimize söylüyoruz. Ama ne zaman ki bir, yani herkes bunu biliyor. Bilmek başka bir şey. Tutum ve davranış başka bir şey. Yani biliyorsunuz ama bunu tutum haline getirdiyseniz buna inanıyorsunuz, gereğini yapıyorsunuz. Davranış da sizde otomatikleşiyor artık. Tabii. Yani hasta olduğunuz zaman önleminizi alıyorsunuz. Tabii. Vesaire ya da iyi besleniyorsunuz, risk almıyorsunuz. Onu da söyleyeceğim. Böylece yani direnciniz güçleniyor. Tabii yani çok önemli. Bütün bunlar ne zaman dikkat çekiyor? Böyle bir olay patlak verince dikkat çekiyor. SARS olunca ya da MERS koronavirüs olunca ya da haberlerde, gazetelerde şu ölmüş, Çin'de bu çıkmış. İnfluenza daha riskli, grip. Ona rağmen biz hepimiz gözümüzü çevirdik. İşte karantina uygulamaları vesaire izliyoruz ve böyle bir olay patlak verdiğinde de bir takım güvenilir mecralardan da bilgi istiyoruz haklı olarak. Yani ben oturduğum yerde ne kadar risk altındayım bunu duymak istiyorum. Ama bir yandan da Çin'de neler olup bitiyor onu bilmek istiyorum. Ya da dünyanın bir yerinde ne oluyor, ben bunun neresindeyim? Çünkü hep böyle bir şey var insanda. Yani bir resme baktığında kendini bir yerde görmek istiyor insan. O yüzden ben de veya herhangi bir kişi, bir ne bileyim ev hanımı şu anda dışarı çıkacak, güne gidecek birisi, ben koronavirüs açısından risk altında mıyım diye soruyor. Şimdi bütün bu algıyı yönetebilmeniz için bir bilimsel olarak veriyi toplayıp hocamlarla birlikte, yani klinisyenler ve epidemiyologlarla birlikte nasıl yayılıyor, ne hızla yayılıyor, ne kadar risk altına koyuyor insanları, kaç kişi risk altında, hasta olan kaç kişi yaşayabiliyor, kaç kişi ölebiliyor, kaçına hospitalizasyon yani hastane gerekiyor. Bu süreçleri bir bilimsel olarak kurum ve kuruluşlardan bekliyoruz. Mesela Çin otoritesi burada, öbüründe belki Hong Kong'tu, belki ileride bizde bir şey olacak, Türkiye hükümeti olacak. Dünya Sağlık Örgütü neresinde? Dünya Sağlık Örgütü biraz daha uluslar üzeri bir şekilde böyle erken uyarı sistemleriyle birlikte bu tip olayları fark edip güvenilir, doğrulanmış ülkenin ve diğer epidemiyologların onayladığı vaka sayılarını güncel olarak takip eden ve genel önerilerde bulunan bir pozisyonda oluyor. Yani daha ülkeler, ülkesel kendi içinde değil, tabii yani ki. Ülke yardım talep ederse teknik destekte bulunuyor. Yani Çin'de mesela başta eleştirildi biliyorsunuz. Daha geç haber verdi Dünya Sağlık Örgütü'ne. Önlemler daha geç alınmaya başlandı vesaire diye. Ama tabii ki ilk önlem ülke düzeyinde alınacak, yani ulusal düzeyde kapasiteniz, sonra da teknik destek gerekiyorsa Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileri, işte karantina mesela, alarma geçti Dünya Sağlık Örgütü. Çünkü dedi ki bu artık yerel kalmayacak, işte eyaletlere, oradan ülkelere dağılıyor. O zaman diğer ülkelerin de önlem almasını sağlamalıyız gibi bir... Daha yukarıdan bir bakış açısıyla. Evet. Yani daha hani, çatının yukarısından ama aynen, yine de ülkelerin... bakıyor. Yani özellikle halk sağlığıyla hani bu konuda evet. şey diyebilir miyiz? Bilgi almak istiyorlarsa mutlaka doktorlara ve halk sağlığındaki doktorlarımıza müracaat edebilirler. Çünkü İbrahim Hocam'ın biraz önce söylediği bence çok kıymetliydi. Hayatta her konuda öyle. Bilgiyi doğru yerden almak. Çünkü öbür türlü bilgi sizi bambaşka bir yere de götürebilir. Değil mi hocam? Tekrar Çağrı Hocam, size dönmek istiyorum. Koronavirüsü ya da korona gribi
Diğer griplerden farklı bir bulaşım sistemi var mı? Ya da bulaşma yöntemi ayrılıyor mu orada? Şimdi grip dediğimiz zaman influenza virüslerini biliyoruz. Bu koronavirüs de özellikle bu son koronavirüsü hakikaten mevsimsel grip gibi, hatta kuş gripleri gibi seyrediyor. Yazın olmayacak mı hocam mesela? Efendim? Yazın olmuyor mu mevsimler deyince, mevsimsel deyince öyle algılar? Mevsimsel grip dediğimiz sonbahar ve kış aylarında gördüğümüz gripten bahsediyoruz. Gripler. Bir de kuş gripleri vardır ki hep onlar görürüz. Farklı. Hep değil. Yani onlar da zaman zaman salgınlara yol açmış. Hatta mesela bunlardan H5N1 çok ciddi, çok yüksek oranlarda %60'lara varan toplam 600 vakada, 700 vakada görüldü. 400 tane ölümle sonuçlandı. Yüksek ölüm oranlarıyla seyrediyor. Ama hani sorunuza yanıt olarak bulaşma yolları açısından baktığımız zaman bu koronavirüsünün de şu andaki elimizdeki bilgiler doğrultusunda daha çok damlacıklarla ve 1 metre mesafeye yakın mesafedeki korunmasız kişilere bulaştığını görüyoruz. Ve yine elimizdeki veriler şunu gösteriyor. İlk vakadan sonra yayılımın önce aile içerisinde olduğu ya da hastaneye giden hastaların da sağlık personeline bulaştırdığı. Dolayısıyla damlacıklar burada çok önemli rol oynuyor. Hmm. Ama biz yine de bu tür virüslerin hava yoluyla da bulaşabileceğini göz ardı etmememiz lazım. Bu şu demek, ağızdan öksürüp ya da hapşurduğumuz sırada ortaya çıkan damlacıklar, hele ortam kuru ise, hele ultraviyole ışığı almıyorsa hemen kuruyup yere düşmeden havada yayılabilirler. Dolayısıyla ille 1 metrelik mesafeye gerek yok. Aynı ortamda aynı havayı soluyan kişiler de hastalığa yakalanabilir. Ancak burada şu ana kadarki bilgilerimiz bunun daha çok damlacıklarla bir geçti. Metreye kadar bakım mesafede olan kişilerde. Bunu şunun için söylüyorum. Yani bu tür vakayla karşılaşıldığı durumlarda bir defa hasta olan kişilerin ağızlarını ve burunlarını kapatacak şekilde cerrahi maske takmaları. Neden? Çünkü sekresyonların dışarıya yayılmasını engelleyecek hasta bir olan durumdur. Kişinin. Hasta olan kişileri. Ama bir sağlık personeli açısından da yine de riske atmamak açısından, çünkü çok yeni bir virüs ve bulaştığında hastalığa yakalandırıp hatta altta bir takım ya da kronik hastalıkları varsa ciddi tablolara yol açabileceğini göz önünde bulundurarak buna hizmet veren hekimlerin de aslında bir metreye aynen. yakın mesafe olsun olmasın aynı ortamdayken yine daha koruyucu ve havadaki partikülleri ya da virüsü de solunum yoluyla almayı engelleyecek koruyucu maske dediğimiz. Şimdi onu söyleyeceğim. Maskenin maskeyi farkı var mı? Takmaları böyle bir durumda. Hmm. Yepyeni bir virüs ve ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Yüzde büyük bir olasılıkla damlacık da bulaşıyor diyoruz ama hava yoluyla da bulaşabilir. Böyle bir şeyi önlem olarak almalarına yarar var. Ama insanların sokakta, dışarıda çok yakınında böyle bir aksıran, öksüren, hapşuran kişiyle teması söz konusu değilse, yani hele de bizim ülkemizde bir vaka bile söz konusu değil, maske takmaları şu aşamada önerilen bir durum değil. Maskelerin farkı oluyor mu, onu da sormak oluyor istiyorum. Oluyor tabii çünkü, ki. Çünkü eczanelerde satılan böyle daha ince maskeler var, görüyoruz. Bazıları böyle bayağı kalın maskeler var. Şöyle bir cerrahi tip maske dediğimiz maskeler vardır. Normalde cerrahların ameliyatlarına girdiği. Bu dediğim gibi burun ya da ağızdaki olabilecek sekresyon ve mikroorganizmaların hastaya ya da karşıdaki kişiye bulaşmasını engellemek amacıyladır. Damlacığı önleyici bir etkisi vardır. Ama bir de N95 adını verdiğimiz ve solunumla vücudumuza alabileceğimiz mesela tüberküloz basili gibi. Mesela varicella zoster adını verdiğimiz su çiçeğini yol açan virüs gibi. Mesela kuş griplerinde de böyle bir bulaşma olabilir. Hatta bu Kırım-Kongo kanamalı ateşinde de böyle bir olasılık söz konusu olabilir. Hava yolundan almayı engellemek için sağlık personelini korumak amacıyla N95 ya da işte koruyucu maske dediğimiz maskeler var. Arada tabii ki böyle bir farklılıkları söz konusu. Çok teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz konumuza ama bizim bir sokak röportajımız var. Önce onu izleyelim, sonra üstüne değerlendirelim. Koronavirüsü hakkında bir bilginiz var mı? Var, evet. Çin'de başlayan bir virüs. Wuhan kentinde sanırım oluyor Çin'in. Gazetelerde okuduğumuz kadar bilgimiz var.
Açıkçası pek bir bilgim yok yani. Çin'in belli bölgesine çıktığını biliyorum. Belli bölgede karantina olduğunu biliyorum. Yani Türkiye'nin aldığı tedbirlerden haberimiz var. İşte havalimanındaki tedbirlerden. İlk evvela yarasa dediler. Sonra yılan balığı çorbası dediler. Oradan bulaştı dediler. Bu kadar biliyorum. Daha başka bilgim yok. Ya hiç bilgim yok ama zaten olmasına imkan yok. Abartıyorlar gibi geliyor. Ben pek inanmıyorum buna. Biraz abartıyorlar gibi. Belirtilerini biliyor musunuz? Yüksek ateşle başlıyor. Kuru öksürük, bitkinlik, halsizlik. Öksürükle başlıyor zannediyorum. Soğuk algınlığı gibi. Ateş falan olması lazım diye biliyorum. Belirtilerini bilmiyorum. 24 saatte öldürdüğünü biliyorum. Öksürük, ateş, grip şeklinde geliyor. Sonra ciğere yayılıyor. Ciğerde sıvı birikmesi sonucunda ölüm gerçekleşiyor. Bir ateş olduğunu biliyorum sadece. Ani bir ateşlenme var. Ani vücudu herhalde bir anda bitiren bir parazit giriyor yani. Onun dışında çok fazla bilgim yok. Önlem alıyor musunuz peki? Evet. Kişisel önlem alıyor muyum? Şu an için almıyorum. Ama hastaneye gidersem en azından bir maske takmayı tercih ederim. 3-4 gün önce Amerika'dan geldim. 2-3 gün sonra tekrar geri gidiyorum. Uçakta biraz kuş kullanıyorum tabii. Elime işte dezenfekte ediciler, masamı temizliyorum vesaire. Öksüren var mı onlara bakıyorum ama onun dışında başka bir şey yapmadım. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzeldi. Özellikle cebinde taşıyan maske, değil mi? Böyle önlemini evet, alıyorum evet. diye. Aslında farkındalık var bu konuyla ilgili. Kesinlikle yani sorularda belirtilerle ilgili olarak hiç beklemediğim şekilde çok güzel yanıtlar oldu. Evet. O İbrahim Hocam'ın dediği bu anlamda çok önemli. Bilgiyi izleyip boğulmadan hani önlemini almaya çalışabilmek burada görünüyor. Çok da kıymetli oluyor. Ama ben şeyi sormak istiyorum. Hani böyle hep şehir efsaneleri daha büyük düşünürseniz komplo teorileri olur ya. maalesef bu virüs daha çıktığı günden itibaren yok havadan salındı. Yok şu oldu, bu oldu. Yani bu gerçek insana ait değil gibi. Ne düşünüyorsunuz hocam bu konuda Çağrı Hocam? Şimdi şöyle yani tarihe baktığımız zaman mikroorganizmalar dediğinizde bir biyolojik silah olarak kullanıldığı tarihte görülmüştür, yazılmıştır, bilinen gerçeklerdir. Fakat günümüze baktığımız zaman yani böyle bir şeyin zaten şu anda elimizde bir kanıtı yok. Fakat bu nereden kaynaklanıyor diye soracak olursanız, daha önceki işte bu kuş gribi olsun, SARS koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle olsun, bundan yaklaşık 4-5 sene önce Çin hükümeti Wuhan şehrinde bir çalışmalar açısından bir viroloji laboratuvarı kurmayı planladı ve kurdu. Wuhan şehrinde. Ve hatta yurt dışından özellikle Fransız bilim adamlarından da viroloji konusunda destekler aldı. Amacı da dediğim gibi değişik virüslere karşı hatta aşı üretimi, bir takım ilaç üretimi gibi bu tür şeyler. Dolayısıyla yani bu teorilerin bir tanesi, söylenenlerinden bir tanesi işte Wuhan şehrindeydi. Böyle bir laboratuvar vardı. Ki aslında bu koronavirüsle de çok üzerinde çalışan bir laboratuvar değildi. Yine yazılanlardan ve dış bir takım kaynaklardan edindiğim bilgilerde. Ama sonuçta virüsler üzerine çalışan bir laboratuvardı ve buradan kaynaklandığı söylendi. Ama böyle bir kanıt yok. Çünkü koronavirüsle ilgili çalışan bir laboratuvarda değil. Sonuç olarak dediğim gibi yani elimizde böyle komplo teorisi söz konusu değil. Kaldı ki yani hani niçin yapılır bu? Pek çok şeyi olabilir. Ekonomik açıdan, sosyal açıdan, işte psikolojik İçine açıdan. Şu an bitti hocam. Ve de hani insanları sayısını hani yok etmek için biyolojik silahsa. Ama baktığımız zaman bildiğimiz klasik mevsimsel gripten bile çok 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 farklı düşük oranda değil. Bir ölüm oranı ile seyrediyor. Dolayısıyla çok bunu şu anda düşünmediğimi net olarak söyleyebilirim. Neden hocam o zaman İbrahim Hocam neden insanlar buna ihtiyaç duyar ya da hocamın dediği gibi yani bilemiyoruz. Hani neden bu bilgi bizi ihtiyaç duyar? Size onu sormak istiyorum psikolojik olarak. Yani sonuçta dediğim gibi hocamız da söylediği gibi biz bilim olarak düşünüyoruz. Bilim adamıyız yani normalde bilimsel düşünmek gerekir ise sonuçta bir data olması lazım. Hı hı. Bir tez, antitez ve bir sentez oluşması gerekiyor. Sonuçta bizim elimizde bir data yok. Hı. Data olmayan bir şeyi konuşuyor olmak da bizim de bir komplo teorisi hakkında konuşuyor olmamıza sadece çanak tutmaktır. Ama
Tabii ki konuşsak sabaha kadar konuşuruz. Ben her zaman nedenlere değil ne yapacağımıza odaklanmak taraftarıyım. Yapılmış olsa bile ne yapacağız? Yani insanlar hep kötü olan şeyleri neden ben derler ama iyi olan bir şey hiçbir kimse neden ben, niye benim başıma iyi bir şey geldi demez. Şu an kötü şeyler başımıza geliyor. Doğal olarak da insanoğlu iyi zaten kendinin gibi düşünse de kötüye karşı önlem alabilmek doğalsal bir yapımız. Buna önlem almak için ne yapılabilire bakmak. Benim demin konuşmalardan aklıma gelen bir örnek, benim de şöyle bir şey geldi. Örneğin 3 kişi düşünün, 3 ev ve bir hoş bir şey değil ama bir hırsız sürekli bir apartmana girdiğini düşünün. Tüm evleri soymuş. Sadece 3 tane daire kalmış. Sürekli olarak da giriyor. Ne yapsanız da giriyor. Böyle düşünelim. Ve gece yatmadan önce bu evlerden bir tanesi hiçbir önlem almıyor. Bir tanesi aşırı derecede önlem alıyor. Bir tanesi aşırı derecede önlem alıp gece uykusuz kalacak derecede kaygılanıyor. Yani ikinci önlem alıyor ama kaygılanmıyor. Bu kadar diyor, ne yapalım diyor. Diğeri ise önlemini alıyor ama aşırı derecede kaygılanıyor. Bir tanesi ise hiç bir önlem almıyor. Hangisinin evine hırsız girme ihtimali daha fazla? Bana sizce soruyor musunuz? Soruyorum. Ya ben mantık olarak önlem alıp kaygılanmayanın girmez diye düşünüyorum. Çünkü evet, altında izin vermiyor. Hangisine girer? Ha, girer. Hangisine hırsızın girme şimdi ihtimali daha fazla? Düz mantıkta önlem almayanın ama siz sorduğunuz için önlem tamam, alıp kaygılayalım. Ona girin. Şimdi diğer ikisinin hırsız girme ihtimaline peki düşünecek olsak? Daha çok. Yok yani ikisi de aynı şekilde önlemini alıyor. Birisi önlemini alıyor ve aşırı derecede kaygılanıyor. Birisi ise önlemini alıyor ama kaygılanmıyor. Eşit. Eşit. Peki sıfır mı? Değil. Ama sonuçta biz ne yapıyoruz şu an için? Biz önlemimizi alıyoruz. Bir taraftan da kaygılanmaya devam ediyoruz. Esas işte kaygı bozukluğu diye denilen kısım bu. Çünkü senin kaygılanıyor olman, almış olduğun önlemin dışında sana hiçbir yararı yok. Hocam elimde değil, muhakkak öyle diyecekler. Doğru. Ama şu da var ki önlemini al ve şimdi burada ne yapacağım de ve bu sıkıntıyla birlikte yapacağın işe yönel. Yapınca da kaygından kurtul. Bizde şu var, iyi hissediğizm var. Yani hep bunu söyleyeceğim ben. Her zaman bunu diyorum. Çünkü biz göke enerji yolluyoruz. Enerjiyi havadan geri alıyoruz, geri içe. Yanımızdaki adama soru soracağımızı adama mesaj atıyoruz. Korona İyi hissetmeye konuşurken çalışıyorum. Hiç güleceğimi düşünmemiştim yani, hocam. Sağ olun yani. İnanın yani bu iyi hissetmenin iyi sonucunda biz bu duruma geldik ya. Bu kadar kaygılanır olduk. Ya kaygı çok bir hastalık değil inşallah. Yapmayın. Ama ya elinden geleni yaparsın. Doğru kaygılanırsın. Ama kaygılandıktan sonra bu kaygıyla birlikte şöyle bir etrafa bakıp yapacağın işe girersin. Yok. Biz illa rahatlayacağız. Sonra işe başlayacağız. Hiç öyle bir şey olmuyor. Ben siz bunu deyince bilmiyorum Nur Hocam da ne der. Şu metaforla aklıma geldi. Çok güzel anlattınız. Hani yemek de acı güzeldir. Biraz böyle insana tat verir ama alt katmandadır ya o acı. Ama siz acıyı bütün yemeği bastıracak gibi koyarsanız yemeğin bütün özellikleri gider. Hani bu kaygı da aynı durumda. Belki altta olması biraz önce bize öğrettiğiniz gibi bir önlem almamızı hayatta, o bize bir lezzet de katıyor hayatın aynen, içinde. Aynen. Yani biz hepimiz işe giderken canımız her gün isteyerek mi gittik? Her gün okula gittiğim, isteyerek gittiğim günleri toplayacak olsaydım ben birinci sınıfı bitiremezdim. Ama biz hayatın içerisinde illa iyi hissedeceğiz de öyle işe başlayacağız. İyi hissedizm. Bugün İbrahim hocamın bize kattığı. Ya inanın bakın bu iyi hissedizm. Bugün bir şey söylemek istiyorum. Bu iyi hissedizmin en büyük, bu kadar toplumun kaygılı olmasının en büyük sebebi her programda bunu söyleyeceğim. O andan söyleyin, koptuğunuz söyleyin. Elinizdeki telefonlardır. Ha. Ve bugün bu sayede aşı nasıl bir olayı önlemek içindir. Yani kaygıyı önlemek için nasıl bir aşı bulsaydık ne yapardık deyin. Telefonları İnanın, kaldırırız. İnanın önce onu bırakın derdim. Bakın kullanacağınız yeri kullanın. Ben hiçbir şeye karşı değilim. Ama abartmayalım. Andan koptuğumuz süreç içerisindeki dış dünyadaki olan gerçekliklere olan algımızı kaybetmeye başlıyoruz. Sonra bir tane virüs çıktığı zamandan itibaren elimiz ayağımıza dolaşıyor. Ama yine ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu telefonlara bilgi anlatıyoruz. İbrahim hocam çok güzel anlattınız. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Nur hocam peki evet önlemlerimizi alacağız ama biz halk sağlığı olarak hani el yıkamayı çok güzel örnek verdiniz ya da maskeyi konuşuyoruz. Daha genel olarak neler yapmalıyız önlemler? Ay şeyi unuttum hocam, iyi hissedizmden gitti konu. Bu bir de şeyler var ya, WhatsApp'lar, orada böyle sesli mesajlar geliyor. Onlara nasıl bakmaları lazım? Sonra onu söylersiniz. Sonra söylerim ben. Seyircilerimize. Çünkü şöyle oluyor Nur hocam, Çağrı hocam. İşte şu an bir arkadaşlar bir bilgi aldım.
Ya ve sesli mesajlar geliyor böyle. Ya. Bunlar daha büyük komplo işte. Şimdi onları sizinle konuşmak istiyorum. Onlar böyle sınıf topluluklarına giriyor, arkadaş günlerine giriyor falan. Orada birisi bir şey yazıyor. Bunların hayatımıza kattıkları ya da katmadıkları. Bir tek şey söyleyeyim hemen de bir cümle. Tamam. O saniyede bu yolladığı haberin bana yararı ne? O saniyede nasıl bir önlem alabilirim bunu? Bana söyleyeyim bunu. Ya o saniyede alamazsınız. Sadece kaygımı artırmaktan başka bir şey değil. Ve bundan yararlanabilen insanların olduğunu bile düşünüyorum. Yani kaygı toplumsal bir virüs gibi. Bakın nasıl burada virüs var. Bu da böyle yayıltılmaya çalışılıyor. Kaygı insanın doğal bir duygusudur, üzüntü ve mutluluk gibi. Psikolojik virüs. Ama maalesef yapılan kaygıyı böyle pohpoflayarak artırmaya çalışılan sistemlerin ve andan kopuyor olmamızın neticesindedir doğal hayatın içerisindeki tehlikelere verdiğimiz reaksiyonlara çok büyük kaygılarla reaksiyon vermemiz. İşte ruhani bugün koronavirüsten çok daha büyük tehlike olan kısım bu hayatın içindeki gerçek tehlikelerin olabileceğine verdiğimiz ani ve elimizden hiçbir şey gelmeden sadece kaygılanıyor olmaya çalışmaktır esas büyük acı. Tabii canım işini gücünü orada hocam, Nur hocam o mesaj geliyor ya. Belki ben bir işe odaklıyım, bir yazı yazıyorum. Haydi abi ben o mesajdan sonra eve gideyim, eşime anlatayım, çocuğuma anlatayım. Koptum buradaki işten ben. Gittim buradaki işten, gittim ben. Gittim bu da bir çok doğru hocamın söylediği. Bir de bir komplo yani hani nereden hayatın geliyor bu mesaj? Her zaman bir de başlığını da öyle koyuyorlar. Çok önemli bir yerden duydum diye sesli mesaj geliyor falan ama yöntem öğrendiniz. Evet yine Nur Hocam konumuza yani gelirsek. Şimdi şöyle eskiden de oluyordu bu tip benzer şeyler. İşte virüsler değişiyordu, hastalıklar oluyordu vesaire ama bu kadar çok dikkatimizi çekmiyordu. Hmm. Yani bilmiyorduk. Bilmeyince de riskten uzaktık yani hani kaygı da duymuyorduk. Bilmiyorduk. Ama şu anda bir şey oluyor anında biliyor oluyorduk. Bilmemiz de yetmiyor hemen bunu paylaşıyoruz. Birileri daha bilsin bizimle kaygılansın. Kaygı yayıyoruz birilerini daha paylaşıyoruz. Evet yani kaygı böyle ne deniyor ona çarpan etkisiyle maalesef büyüyor. Yani bu tip olaylarda da öyle oldu. Şimdi şey sordunuz yani önlem olarak ne yapılabilir filan ama yani genel itibariyle baktığınızda önlem olarak önce panik olmayın demek lazım herhalde. O zaman hocamın kaygınızı çok gibi yüksek tutmayın ama doğru bilgi kaynaklarına ulaşın. Yani medyada da birçok bilgi kaynağı var. Doğru medya çok işe yarıyor. Muhtemelen o izleyici röportajlarındaki kişilerin büyük bir kısmı medyadan öğrendi yani hani. O ateş yaptığını, solunum sıkıntısı olduğunu, işte Çin'de sorun olduğunu, belki o cebine maskeyi o nedenle koydu o beyefendi. Sonuçta bir bildiğiniz kadar bir hakimiyet hissediyorsunuz ama bir yandan da kaygınız artıyor. Şimdi halk sağlığı bakış açısıyla biz şeye bakıyoruz. Bir, bu duruma müdahalede ne yapabiliriz? Çin bunu yapıyor, işte Dünya Sağlık Örgütü yapabiliyor. İki, yayılmasını engellemek için ne yapabiliriz? Okullar ne yapabilir mesela hocam? Genellikle küçük yaş gruplarında görünmüyor. Hocam beni doğrulayacaktır. 15 yaş altında çok yaygın görünmüyor. Yani bir anneden bebeğe geçiş gösterildi, vertikal geçiş bir vakada. Ama onun dışında hani okul kapatma şeklinde bir önlem şu an için zaten ülkemizde vaka yokken bizim için soruyorsanız zaten hiç gündemde değil. Ama yani Çin'de tabii ki pek çok önlemle birlikte onu da yaptıklarını biliyoruz. Ama bizi yani şu anda biz önce bir şeye gelelim yani hani dağılmayı nasıl engellersiniz? Şimdi öyle bir olay var ki burada bir inkübasyon dönemi var. Önce 9-14 gündendi. Sonra gittikçe kısaldı bu tabii. Vaka sayısı arttıkça, deneyim arttıkça vesaire. Şu anda 1-2,5 gün deniyor. Ortalama 5-6 günde diyor. Ama ondan önce siz virüsü yaymanıza rağmen bir semptom yani vermiyorsunuz, öksürmüyorsunuz, ateşiniz çıkmıyor vesaire vesaire. Şimdi böyle bir ortamda virüsün yayılmasını durdurmak çok kolay değil. Yani karantina önlemi de alsanız işte ve birisi uçağa biner oradan taşıyıcıdır. Gelir yanınıza oturur ve alırsınız. Yani hani bunun örneği var mı? Evet 24 ülkede şu anda vaka var. Yani hani vakaları 191 vakaya baktığınızda 24 ülkeye dağılmış. Ama nasıl bu vakalar Çin'e gitmiş ya da Çin'den seyahatle gelmiş bir öykü mutlaka var. Bu vakalarda yani şık normal toplum içinde işine gidiyor, geliyor, işte belli kapalı grupla görüşüyor. Bunlar virüs kapmış. Böyle bir örnek yok yurt dışına baktığınızda da. Ha, bu ikinci yayılım kısmı o ülkemizde tanımlanırsa biliyorsunuz bir uçak geldi önlemler alındı. En uzun inkübasyon süresi yani kuluçka dönemi 14 gün izleniyorlar, izlenmeye devam ediyorlar. Tabii ki gördüğümüz önlemi alırız. Ama onun dışında şu an için Türkiye'de vaka yok. Vaka o nedenle yok. Hani bunu bilmemiz lazım. Ha vaka gelirse sorarız sen Çin'e gittin mi? Çin'den gelen bir. Çünkü bizim yani biz salgınlarda vakaları bulmayı çok önemseriz. Çünkü vakayı bulacağız ki diğerlerini bulaştırmasın. Bir, ikincisi ya. Nereden geldi?
Yani mesela aynı uçakta geldiyse onlara ulaşmanız gerekebilir filan. Ama şu an için bu kadar çok öldürücü olmayan, bu kadar ülkeye yayılmış, önlemler alınmaya çalışılan bir şey için Türkiye'de oturan herhangi birinin oturduğu yerde aldığı risk, evinden çıkıp geri dönememe riskinden şu anda çok fazla değil görünüyor. Ama neden? Çünkü henüz vaka görmedik. Belli. Ama potansiyel risk var mı? Evet, yani deprem evet. olur, başımıza bir şey düşer. Potansiyel risk, gelir birisi yanımıza oturur, her zaman vardır. Ama biz... Biliyor musunuz bu SARS ondan sonra işte diğer korona. Şeyler, korona şimdi bunlardan çok daha fazlasını hocam söylüyor influenza'dan yani gripten evet, kaybediyoruz. Evet herkes oldu. Ama grip aşısı olun diyoruz, grip aşısı olmuyor kişiler. Ya da ne bileyim zorunda kalmadan dışarı çıkmayın diyoruz, çıkmakta hani ısrar ediyorlar. Hasta olanlar için diyorsunuz. Tabii ona. Yani hasta olanlar için özellikle. Şimdi biz de o zaman biz genel olarak hocamın dediği gibi kaygı düzeyimizi belli bir boyutta tutacak şekilde ben şu anda ne önlem alabilirim ona bakmamız lazım. Yani hepimiz N95 maskeyle geçsek ne elbette, olur? Elbette, elbette. O zaman bugün korona, yarın başka bir şey. El yıkamaktan yine halk sağlığı için. Tabii hocam el yıkama ben şimdi sayayım Açelyan. Bir, el yıkama. Bir numara. Neden bir numara? Çünkü sadece koronavirüs, influenza değil, aklınıza gelebilecek bütün bakteri, mantar, parazit, virüs ne biliyorsanız onlar elinizde temas edilen yerlerden alırsınız. Yıkadığınızda da sabunlu suyla iyice yıkadığınızda da. Şimdi onu da, soracağım. Orada da biraz detay ayrılıyor. Ay ya. Ne olur onu hemen sormayın. Söyleyeyim. Çok içimde kalmasın. Söyleyeyim. Bu antibakteriyel el sabunları asla önerdiğimiz bir şey değil. Lütfen yapmayınız. Sormak su ve sabun istedim. Yeter. Çünkü antibakteriyel dediğiniz suya katıldıktan sonra su bir hani büyük döngü küçük döngü nasıl anlatayım? Havuzun bir köşesine bir kirletici atıp da öbür taraf temiz kaldı diyemezsiniz. Bütün suyu kirletiyorsunuz. Antibakteriyel sabunları kullandığınız zaman. Sizin sorunuzu anladım ama oraya geleceğim. Aa, bir normal dakika burası çok sabun. Daha önemli bir şey çıktı buradan. Bir dakika evet, lütfen dinleyelim hep birlikte. Şimdi, hocam bir dakika. Şimdi şunun için söylüyorum. Antibakteriyel sabunlar çok gündemde tutuluyor. İlla evet. kullanılan %99'unu öldürüyor. Bir kere yani hani yararlı bakteriler vesaire de var elimizde mikroorganizmalar. Onları bir kenara bırakıyorum. Bunları suya attığınızda suda oksijen düzeyini azaltıyorlar. Oradaki bakterileri öldürdükleri için oksijen üreten bakteriler. Evet. Alp fazlalığı oluyor. Yani su ölüyor. Suda artık oksijen düzeyi düştüğü için balıklar vesaire çevreyi kirletiyoruz. Yani bir kere hani deterjan kullanmaktan çok farklı değil, daha da kötü. O yüzden normal, klasik, çok da elimizde alerji yapmayacak, öyle renkli kokulu bilmem neye gerek yok. Zeytinyağlı sabunlarımız var ya bizim böyle Hatay'dan, klasik, Antakya'dan, evet, Ayvalık'tan az olan. Az alerji yapan, onlarla böyle dostumuz olsun onlar bizim. Hmm. Yani sürekli çantamızda da olabilir gittiğimiz yer. Onu kullanalım. Ha, sıvı sabun kullanımı yurt dışında öneriliyor. Evet elimizde alerji yapmayan sıvı sabunlar tabii ki. Ama bunlar yani gerçekten önemli. İki, kullanat mendillerimiz. Yani çok önemli. Onu artık bir kültür haline getirmemiz lazım. Islak mendiller mi? Kağıt mendiller. Şey kullanat dediğiniz hani bu kolonyalı mendiller. Kağıt mendiller. Hani şu eski tip mendiller değil evet. mi? Kağıt mendiller. Her zaman yanımızda olsun. Hapşırdığımızda, tıkıştırdığımızda tutabilelim. Burnumuzu sildikten sonra hemen atalım. Bir yere İkinci koymayalım. Kere kullanmayalım. İkinci kere kullanmayalım. Yani başkaları için risk oluşturmayacak şekilde onu hemen atalım. Çok önemli. Çünkü evde vesaire toplayan nereye koydun, çocuklar nereye attın? Nereye attın başka birisi gelir temizlik masayı, masayı silen kişi riske atar. Herkesi riske atıyorsunuz. O yüzden kullanat mendiller çok basit bir önlem. Onun dışında toplum içinde dışarıda dışarı çıktınız eliniz kirlendi ya da şu ağız burun çok çok meraklı çok oynuyoruz ya. Çok burnumuzda, ya gözümüzle çok hele ediyorum. Hanımlar böyle yani bir alerji şöyle elle burunla gözle ağızla hatta oynayası geliyor değil mi insan? Ya hakikaten öyle yani ondan bir vazgeçelim yani çünkü sonuçta virüs bakteri elimizde var. Yani bunu ağzımıza, mukoza yoluyla, burnumuza, gözümüze sürdüğümüz zaman enfekte olma ihtimalimiz var. Hocam da doğrulayacaktır herhalde. Mesela el yıkama o yüzden de önemli. Yani bu elimizi kolumuzu sürmeyelim, el yıkayalım. Ha baktık her birisi şey hapşırıyor. Her şey el vermekle başlıyor hocam. Evet, el çok önemli. Yani baktık hapşırıyor, tıksırıyor yanımızdaki hasta yani hasta. O zaman o bir metre mesafe hocamın dediği o damlacık. Dan uzak kalabileceğimiz o bir metre mesafemizi koruyalım o kişiyle. Yani işverenler ne olur hastaysa evine yollayın. Yani zorla çalıştırmayın kişileri şimdi şey olacak ama. Hakikaten bizde öyle bir şey hastayım çalışıyorum. Ya tamam çalışıyorsun ama sen o günkü işin üretiyorsun. Çevrende 5-6 kişinin iş üretmesine yarın bir gün engel doğru. olacaksın. O nedenle işverenlerden rica ediyorum patronlardan, akademik işte liderler, kimse liderlerden. Lütfen hasta olanlara birazcık
imkan tanıyalım, gitsinler, dinlensinler, hem toparlansınlar hem de yaymasınlar hastalığı. Yani hakikaten bu da çok önemli bir önlem. Onun için hasta olduğumuzda yapmamız gerekiyor. Bir beslenme şimdi az önce dediniz. Beslenme, çok iyi beslenmek. Yani C vitamini, yani hakikaten hep böyle televizyonda ben uzmanları dinlerken hep böyle geçer aklımdan. Türkiye çok güzel bir ülkedir. İşte bizde portakallar var, mandalinler var, çok evet güzel ya. Meyveler var. Lütfen tüketin. Yani tüketebildiğiniz kadar. Gerçekten sizin, çünkü çok biz hastalanmada bakıyoruz. Bir özgün direnç var, bir de hastalığa özel direnç var. Bazı insanlar daha az hasta oluyor. Bu 2x2=4. Yani bakıyorsunuz, hatta bazı insanlar mesela hiç influenza olmuyor. Bu genetik mi hocam? Şöyle yani. Çok güzel söylediniz, teşekkür ediyorum. Enfeksiyon hastalıkları için bir formül söyleyebiliriz. Şöyle bir formül. Vücuda girecek mikroorganizma sayısı tabii çok önemlidir. Yani tabii, az sayıda bir mikroorganizma vücuda girdiğinde eğer vücudun direnci iyiyse hiçbir evet. hastalık belirtisi ortaya çıkmayabilir. Yani bağışıklık sistemi dediğimiz mi tabii hocam? Yani hani doğal immün sistem evet. onu ortadan evet, kaldırabilir. Ama buna karşı ne kadar bağışıklık sisteminiz mükemmel olursa olsun çok sayıda bir mikroorganizma giriyorsa, hele o giren mikroorganizmanın da hastalık yapabilme kapasitesi yüksekse hiçbir şey engel olamaz. Yani hastalanırsınız. Dolayısıyla ama yani, atlatım bu sefer güçlü bir bünyede daha farklı oluyor mu hocam? Şöyle söyleyeyim. Yani tabii ki beslenme. Özellikle biz bu tür durumlarda yatak istirahatini çok önemseriz. Yani kişinin iyileşmesini hızlandıran en önemli faktörlerden bir tanesi gerçekten yatak istirahatı. Ve hocamın dediği gibi bulaştırma riskini de azaltıyor. İkincisi yine gerçekten vücuda girecek sıvı miktarı da yine çok önemlidir. Bu daha çok su şeklinde ama suyla birlikte bir kısmı meyve çayları olabilir. Mesela ekinezya çayı günde bir bardak gerçekten vücut direncini bu artırmada sizden geliyorsa çok kıymetli hocam. Önemli bir bilinen ve bilimsel olarak da söylenen olarak, evet, bir çok... durum. Yine bazı mineraller, mesela selenyum, mesela çinko, özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları, soğuk algınlığını önlemede ya da semptomların süresini kısaltmada etkili olduğu bilinen minerallerdir. D vitamini aslında çok önemsememiz lazım. Çünkü gerçekten vücut direncini korumada önemli role sahip vitaminlerden bir tanesidir. Düşük olduğu durumlarda bunu en azından normal seviyelerde tutmak oldukça önemli. C vitamini ile ilgili de şunu söylemek isterim. Gerçekten yani sonbahar aylarından itibaren düzenli C vitaminini gıdalarla almanın çok büyük etkisi var. Ama hastalığa yakalandığınızda ekstra C vitamininin o hastalığı süresini kısaltmada ya da semptomlarını azaltmada bir faydası yok. Ama biz sonbahar ve kış aylarında gerçekten C vitaminini özellikle de gıdalarla almaya devam etmekte yarar buluyoruz ve mutlaka almalarını söylüyoruz. Beslenme de yine önemli. İnsanların bu tür üst solunum yolu ya da alt solunum yolu enfeksiyonlarında gerçekten İştahsızlıkları söz konusu olabiliyor. İştah azalması, yemek istemiyorlar. Yemeliler mi hocam? Kesinlikle. Orada? Yani günlük kaloriyi almaya çalışmaları. Çünkü özellikle proteinlerin de vücut direncine katkısı açısından çok önemli rolleri var. O zaman var. Bir dakika. Çok önemli bir soru soracağım size hocam. Özellikle sadece proteinler değil ama dengeli. Elbet. Protein, karbonhidrat ve yağı yine dengeli bir şekilde almaktan elbet. Bahsediyorum. Ama uzmanlarımız son zamanlarda özellikle bu griplerle ilgili birçok uzmanımız çıkıyor. Diyor ki kolajenli, yani işte kelle paça, ayak paça, mutlaka günde bir iki kolesterolünüz ve şeyiniz yoksa, yani kendi bünyenize göre tüketin. Burada bir fayda, sizin görüşünüz nedir? Size şunu söyleyeyim. Aslında ondan ziyade yanında kullandığımız ve gerçekten yine bilimsel olarak kanıtlanmış sarımsak çok çok etkili. Solunum yolu enfeksiyonlarında bu grip de dahil, soğuk algınlığın da dahil taze sarımsağı kullanmak, yemek gerçekten semptomların süresini kısaltabilmekte ya da hastalığın süresini kısaltabilmekte çok önemli. Dolayısıyla biliyorsunuz bu tür çorbalarda bunlar kullanıldığı için bence onlardan ziyade bunların daha büyük etkisinin olduğunu düşünüyorum. Yine soğanın da bu açıdan etkili olabileceğini söyleyebilirim. Yani beslenmeyi de elden bırakmamak lazım daha hızlı toparlanabilmek için. Çünkü bu virüsler, ki elimizde her virüse yönelik ilaç yok. Bu koronavirüsün de ilacı yok. Ama
yenecekse vücudumuz yenecek. Kendisi vücut direncimiz yenecek. Vücudumuzdaki bir takım bağışıklık sistemi bunu yenecek. Dolayısıyla bağışıklık sistemini ne kadar güçlü tutabilirsek, istirahat ederek, yemek yiyerek, yeterli sıvı ve besinleri alarak süre içerisinde zaten virüsü vücudumuz yok edecek. Peki hocam, aşı yani özellikle grip aşıları hocamın söylediği Nur hocamın çok tartışılıyor. Hem psikolojik olarak tartışılıyor hem işte hani gerekli olan kullansın yoksa gerek yok diye. Siz bu konudaki görüşünüz nedir? Bir de koronaya karşı sizce yakında bulunur mu? Yani öngörünüz nedir? Aşılarla ilgili tartışılacak hiçbir nokta yok. Çünkü enfeksiyon hastalıklarından korunmada eğer o hastalığa karşı koruyucu aşı varsa bunu yaptırarak korunmak, hastalığın ve geliştireceği komplikasyonların ve bu komplikasyonlar sonucunda da ölümü ortadan kaldırmak için en etkili yöntem, en etkili silah. Biz grip için herkese aşı önermiyoruz. Hatta gribe yakalanan herkese tedavi amacıyla antiviral de önermiyoruz. Bizim önerdiğimiz gruplar çok belli. Kimdir bunlar? 5 yaşın altındaki çocuklar, 65 yaşın üzerindeki erişkinler, isterse 18 yaşında olsun. Kronik kalp, akciğer, böbrek, karaciğer yetmezliği varsa, kanser hastasıysa, organ nakli yapılmışsa, vücut direncini düşüren kortizon gibi ya da kanser ilacı gibi ilaçları kullanıyorsa, hamile ise ve bir de 2009'dan sonra bu listeye girdi, obezse yani body mass indeksi 40'ın üzerindeyse bunların aşılanmasını, bunların gripte ilaç kullanmasını ya da bu kişilerin gripli birisiyle temas etmişse profilaksi amacıyla kullanmasını öneriyoruz. Gelelim koronavirüsle ilgili aşıya. Çalışmalar hızla devam ediyor. Fakat bugünden yarına ne bir ilaç keşfedilebilir ne de ilaç bulunabilir. Aşıyla ilgili çalışmalar etkin bir aşısının olduğu saptansa bile faz çalışmalarının yapılması lazımdır. Kullanılabilir mi? Etkinliği ne kadar olacak? Yan etkisi olacak mı? Anafilaksi ya da ciddi soru komplikasyonlar ortaya çıkartacak mı? Bu bir zaman alacaktır. Ama mesela SARS'ın aşısı, pardon çok özür dilerim, mesela H5N1 kuş gribinin aşısı bulunmuştur ve belirli ülkelerde deneme amaçlı yapmışlardır, etkili olduğu gösterilmiştir. Ha, koronavirüsle ilgili aşı çalışmaları devam ediyor ama dediğim gibi yani bu bir zaman alacaktır. Mesela biliyor musunuz, grip aşısı bile Dünya Sağlık Örgütü o ülke için Şubat 6 ay önce belirledikten sonra aşının ortaya çıkıncaya kadar süre 6 aydır ki bu bilinen bir aşıdır. Yani Eylül ayında piyasaya çıkar, ondan 6 ay önce formülünü Dünya Sağlık Örgütü aşı üreten firmalara belirliyor verir. Belirliyor çünkü değil mi? Ve o üretim safhası 6 aydır. Kolay bir iş değildir ki bu bilinen bir aşıdır. Yani şunu söylemek istiyorum. İnsanlarda yan etki oluşturacak mı, ciddi sorun oluşturacak mı diye bir ek araştırmaya gerek olmayan bir aşıdır bu. Ama bu koronavirüs için öyle bir şey yok. Bir de bunların araştırılması gerekecek ama çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu bilgilerin üzerine bir şey söylüyorsunuz Nur hocam. Şu el şeyi kaldı diye. Ha kaldım tamam. Onu söyleyeyim onu hocam. Onu söyleyeyim tabii. Çünkü açılışta da sormuştunuz. Yani bu alkollü dezenfektanlar evet, hani başka yöne gitti konu. Onu hemen söyleyeyim çünkü onu bana da çok sık soruluyor. Şimdi yani biz hadi su ve sabun diyoruz yeterli yani ama onun dışında ben dışarıda çalışıyorum. Her zaman elimi yıkamam çok zor oluyor ya da dışarı çıkarken yanıma almak istiyorum ya da bir sağlık personeliyim sürekli her seferinde el yıkama şansım yok ama riskli yerlerde çalışıyorum. Böyle bir durumda evet yani alkol bazlı el dezenfektanları diyelim el temizleyicilerini öneriyor Dünya Sağlık Örgütü. Yani bu kullanılabilir etkindir. Ama Kolonya'da tabii ki el yıkama kadar değil. Yani kolonyada 80 derece alkol sonuçta. Yani hiç bilmiyorum hocama sormak ama etkindir. Yani %70, şu anda koronavirüs 90, için de etkin. Diğer virüsler için de. %70 ve üzerinde yani 70 derece dedilen kolonya üzerinde olursa. İzopropil alkol. İzopropil alkol etkilidir. Ya el yıkayamıyorsa diyorsunuz bunlar. Yani ama yine de el yıkama öncelikle. El yıkamadan vazgeçmeyeceğiz. Yani elimizi yıkayacağız temiz olacak ama risk aldık. Hı. Bunu tekrar işte ne bileyim otobüse indik bindik tekrar yıkayamadım bir şey oldu. Su sabun yok. Yok. Ama elinizi temizlemeniz lazım. Gerekiyor. Yemek yiyeceğim mesela.
Çünkü el temizleme sadece şeyde olmaz yani hani yemekten önce mutlaka bir el yıkanması şimdi lazım. Biz sonra yıkarız da önce niyeyse bir evet. şeyizdir yani hani anneler de öyle bağırır. Ya elini yıka öyle kalk git hemen sofradan kalkar çocuk hemen arkadan bağır elinizi yıkayın filan. Halbuki önce yıkaması lazım değil en mi? Çok. Yani hani asıl öyle de mesela sofra hazır elinizi yıkayın gelin demesi lazım mesela annenin mesajı bakın olarak. Güzel bir mesaj bunu verebiliriz ama bu konuyla ilgili daha eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Yok yani bu kalmasın istedim. Çok alkolü, çok sağ olun. Çok da bu arada bu slogan daha güzelmiş. Elinizi yıkayın öyle gelin ama İbrahim hocama şeyi sormak istiyorum. Tabii ki böyle demin söylediğiniz dengeleri yapıyoruz. Yapamadığımız da oluyor. Sonra da abartıyoruz bu korkuyla. Hani fazla el yıkamak, fazla steril yaşama psikolojisine de giriyoruz hocam değil mi? Bu noktada neler gidiyor hayatımızdan sizden duymak çok önemli benim için. Yani çok önemli ve çok mükemmel bir tespit. Yani ben söyleyip söylememeyi düşünüyordum ki söyleyecektim. Ama bunu sizin görüp söylemeniz bence ne kadar bu işte usta olduğunuzu gösteriyor. Sağ çok olun. Teşekkür ederim. Hocamın söylemiş olduğu her şey çok çok değerli. Her iki hocamızın da söylediği. Ben ilk başta söylediğim cümleyi söylemek istiyorum. Yavaş yavaş sonuna gereken programın da belki öyle tahmin ediyorum. Bilgi çok güzel bir şey. Ve bilgiyi doğru kaynaklardan ve doğru yerlerden öğrenmek harika bir şey. Ama bu bilgileri çok fazla abarttığımız zaman geri planda zihin tarafından yapılmış olan çok gizli bir oyun var ki o da hayatta her şeyi ne kadar fazla bilir ve ne kadar fazla önlem alacak olursam tüm felaketleri o kadar önleyebilir mi size getirmeye başlar. Bu zihnin bilindik bir yapısıdır. Yani zihin geçmiş ve gelecek oryante bir organdır. Şimdiki zamanı hayatta sevmez. Yani geleceği ve geçmişi eskimiş bir teflon tava gibidir. Yapışır ama şimdiki zamanı yeni alınmış bir teflon tava gibidir. Hiç orada kayar. Kesin kes orada durmaz. Ve dolayısıyla bu tip bilgiler çok değerli. Yalnız şu an Türkiye'de çok ciddi düzeyde bir kaygı bozukluğu olabilen ve özellikle bizim obsesif kompulsif bozukluk, takıntı bozukluğu ve temizlik hastalığı dediğimiz çok ciddi mikrop ve hijyen takıntısı olabilen insanlarımız var. Ve bu insanlarımıza tabii ki çok yıkayın, çok yapın demek bir taraftan belki normal ulaşmaya çalıştığımız insanlara hiçbir etkisi olmazken bizim bu insanlara verdiğimiz bu bilgileri onlar böyle aynen o demin söylediğim teflon tavanın eskimiş hali gibi alıverirler. Şu bu kadar şey konuştuk. Buradaki konuşmanın içerisinde belki en fazla 10 alacaklar. Aldıkları zaman ne olacak? Bunu iyice abartacaklar ve sonuçta elleri çatlayacak. İçeriye girmeyecek olan mikrobun daha girmesine sebep olacak. Çünkü zaten ter salgıları ve diğer salgılar sonuçta antiseptik özellikleri de olabilecek olan ve ama biz öyle bir yıkıyor ki onlar buraları derileri çatlatıyorlar artık koruyucu tabaka diye bir şey kalmıyor. Evet. Her şey içeriye giriyor. Bunları en fazla yapanlar da tabii neler oluyor? Fazla miktarda o normal insan işte esasında kaç saniye yıkamak daha normal? Esasında bunu söylemek çok daha doğru olur. Kaç saniye? Kaç yani saniye mi dakika temiz mı? Temiz olduğunu düşündün. O hocam yani şimdi biz ne için yıkadığınıza tabii, bağlı. Doğru. Ve mesela elinizin biz, daha önceki evet. haline bağlı. Biz mesela hani hastanedeki mikroplara karşı da el yıkamadan bahsettiğimizde en az 40-60 saniye öneriyoruz sabun ve suyla. Biz 15-20 saniye suyu akıtmadan da işte alkol en az diyoruz. Ev ekonomisi ve aile ekonomisinin dışında suyu fazla akıtmadan yani rica ediyoruz. Yani standartlar böyle, öneriler çok böyle. Çok doğru bir bilgi evet. bu. Hastane mikropları en kötü mikroplardır. Evet. Yanık mikropları bunların hepsi onlar biliyorsunuz. Bile. Onlar da bile biz riskimizi 60 saniye diyoruz. Ama içimizde rahatladığımız süreye kadar dediğimizde obsesif kompulsif bozukluğu olanların 3 saat olabilir. Ya, İnanın aman, yani aman bunun ölçeri bu. İşte hocam çok güzel söyledi. Bence bu oranda yapmak lazım ama bir diğer taraftan da önlemlerimizi almak harika bir şey. Tabii ki bilmek harika bir şey. Tüm önlemleri alalım harika bir şey. Ama bir taraftan da artık önlem aldıktan sonra bu işe takılmadan normal hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. İnşallah hiçbir acımız, hiçbir felaketimiz ülke olarak ve dünya çözümsüz olarak da olmaz ama de olmasın maalesef de. Oluyor ve olacak da gözüküyor. Önlemleri almak ve önümüze bakabilmek en önemli şeylerden bir tanesi. Çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bilgiler verdiniz. Her zaman bekliyoruz sizleri. Biz teşekkür ederiz. Bugün çok önemli şeyler öğrendik. Çok önemli bilgiler öğrendik. Ama İbrahim hocamın söylediği aklıma şunu çağrıştırdı. Öyle kapamak istiyorum izninizle. Hani vardır ya bizim ifrat ve tefrit deriz. O aradaki gri alan çok kıymetli hayatta. Birbirimize fayda sağlayabilmek için. Ben bugün bunu sorgulayacağım kendi adıma. Size de öneririm. Hoşça kalın.